Şimdi o otelden gittiniz. Marina üzerinden Mansimov da konuşmuş. Elindeki yalı kavak Marina'yı Ağar ailesine kaptırmasıyla gündeme gelen Azeri milyarder Mübariz Mansimov İsmail Saymaz'a konuşmuş. FETÖ'den bu kişi 5 yıl hapis cezası almıştı. Örgüte yardım ettiği iddiasıyla. Mehmet Ağar hakkında da bazı yine açıklamaları var. Ama bu pist yani helikopter pisti için para verdiğini, bizzat oğlu Tolga Ağar'a verdiğini söylüyor. Cezaevinin tadilat masraflarını da kendisinin üstlendiğini belirtiyor. Ve diyor ki yazık, başka diyecek bir şey yok. O pistte Ağar'ın oğluna para verdim, yazıklar olsun diyor. Böyle de bir yeni bir açıklama var. Zarfın içinde 20 bin dolar üzerinde para verdiğini söylüyor İsmail Saymaz'a. Yemek yedik vesaire vesaire, korumam getirdi deniliyor. Yani Mehmet Ağar'ı yalanlıyor. Özetle baktığımızda cezaevi yakınına kaldığı, Mehmet Ağar kaldığı cezaevi yakınına yapılacak pistin parasını da ben verdim diyor. Peki bu başlıkta ne söylersiniz? Bir de merak ettiğim konu şudur. Peker uzunca bir süredir sosyal medyada yer alamıyordu. Üzerinde bir baskı vardı biliyoruz. Ama şimdi yeni bir kutuyu açmış oldu böylelikle. Doğrudan kendisi değil ama basın danışmanı vesaire bazı hesaplar üzerinden. Buradan ne anlamalıyız? Yani Peker aslında yeniden konuştu. Buradan da ne anlıyorsunuz? Bence çok önemli. Bir kere AKP'nin çöktüğü açıkça görülüyor. Yani bu tip bilgiler gün ışığına çıkınca onun üzerine doğru suçsuz olan insanlar onun üzerine giderler. Üzerine gidilemediğine göre bir ciddi çöküş ve bu çöküşün hayra alamet olmayacak bir gidişatı olduğunu da görmeniz gerekiyor. Yani Peker üzerindeki baskı mı azalmış olabilir acaba? Ki oldukça sıkı, Körfez ülkeleriyle de sıkı ilişkiler geliştiriliyor şu dönemde ama baskı mı azalmış? Ben tam tersini düşünüyorum. Peker'in üzerindeki baskı çoğalmıştır. Ama bu sırada bu baskıyı yapanın gücü artık kalmamıştır. Şimdi işte ben şu kadar maksimum şu kadar paralar verdim falan diyor. Bırakın onları. Bu ülkenin hepimizin gözü önünde bir televizyon kanalında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'den bir siyasetçinin ayda 10 bin avro para aldığını açıklamadı mı Betül Hanım? Evet. Bugüne kadar o kişiyi biz bulduk mu? Ne oluyor, nasıl alırsın diye sorduk mu? Ahlaki anlamı bırakın, siyasi anlamda da hiç sorgulaması yapıldı mı? AKP'li bir siyasetçinin niye bu parayı aldı Sedat Peker'den diye araştırma yapıldı mı? Meclis başkanı bile saklamaya kalktı. İsmini de sakladılar. Şimdi dolayısıyla bunların üst üste geldiği bir ülkede Mansur'un işte helikopter pisti için 20 bin dolar verdim filan bu laflar bence çok daha önemsiz hale gelmiyor da sıradan hale geliyor. Niye sıradan hale geliyor? Çünkü bakanları bu hükümetin başında olan insanları neler yapıyor? Hatırlayın Sedat Peker bir videosunda Sadat'a terör örgütlerine Suriye'de silah gönderdiğini anlattı. Evet. Ve bu arada onlar aracılığıyla bu örgüt gönderilen, silahları gönderilenler aracılığıyla, örgütler aracılığıyla petrol getirildiğini ve petrolden elde edilen paranın da saraydaki idari bilimlerle ilgili kişiler tarafından paylaşıldığını, yani dağıtıldığını söyledi değil mi? Bu bir, böyle bir iddia söyledi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sarayındaki bir olayı anlattı. Biz ne yaptık? Silah ve petrol takası ticareti. Takası, ve burada evet. Sadat rol oynuyor ve beni de kullandılar dedi. Ben yardım gönderirken arada tırları karıştırmışlar demişti. Ondan başka tabii bu düzeni, bu işleyişi yöneten kişinin de makamını söyledi. İsmini de söyledi. Biz peki ne yaptık Betül Hanım? Yani ondan da ötesi, daha da geriye gideyim isterseniz. Antalya'da yapılan G20 zirvesinde Putin geldi, dedi ki siz terör örgütlerinin petrolünü taşıyorsunuz. Havadan çekilmiş fotoğrafını da gösterdi petrol tankerlerini ve siz yapıyorsunuz iktidar olarak dedi.
Türkiye'ye. Yani Türkiye'deki o günkü yönetime. Biz bunun karşısında ne yaptık insanlar olarak, yurttaşlar olarak? Bugünkü açlığımızın, bugünkü yoksulluğumuzun, bizi kandırmalarının altında yatan işte bu icraatlar var. Bu icraatlar Türkiye'yi bir mafya ülkesi haline getirdi. Dolayısıyla bundan ben çok büyük üzüntü duyuyorum. Benim üzüntü duyduğum gibi galiba aklı başında herkesin üzüntü duyması gerekiyor. Ve sandığın gelmesi için ne bekliyoruz Betül Hanım? Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfi ne zaman gelirse o zaman sandığı getirmesini bekliyoruz. Böyle şey olur mu? Yani o nedenle bugünkü muhalefetin de artık yeter diyerek sandığı bir an önce getirmesi doğrultusunda zorlaması lazım. Yani esnafa gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz filan da. Yani sizi bir iklim içerisinde işte laiklikten bahsedemezsiniz. Çok tepkili olmayın gibi sizi frenleyen göya aldı yönetiminde ustat olduğunu söyleyen insanların varlığına uyarak muhalefette uzadıkça uzuyor. Uzadıkça da bakın yaz geldi, domates fiyatları düşmedi Betül Hanım. Yaz geldi, patlıcan fiyatları düşmedi. Yaz geldi, hala insanlar bir ekmek, bir dilim ekmek ve domatesle karınlarını doyurabilmek adına ter döküyorlar, yevmiyeleri ancak yetebiliyor. Dolayısıyla nereye kadar daha yani bekleyeceğiz? Yani bu erken seçimi bir kampanyaya dönüştürmeli diyorsunuz muhalefet. Meydanlara çıkıp kampanyaya dönüştürmeniz gerekiyor. Artık hani kış geldi, kar geldi bilmem ne filan. Şimdi tek korkutulacak şey silah, kan dökülür. Zaten kan dökülüyor. Yani insanlar ölüyorlar. Bakın Marmaris'te orman yandı değil. Geçen sene son 20 yılda yanan ormanların toplamı kadar orman yandı. Gerekçeleri vardı. İşte uçak yoktu, helikopter yoktu falan filan. Şimdi göya var dediler. Yine orman yandı. Ve şimdi bugün bizi aldatmak veya gönlümüzü almak için ormanı yakanları Fatih'in dediği gibi bir dal kesenin kafasını keserim der gibi idam cezasını getirelim diyorlar. Bey o konuya i̇dam geçelim. Cezası. O konuya geçelim ama Sedat Peker'le ilgili bir sorum daha olacak. O konuyu konuşacağız. Hı. Bekir Bozdağ yani şimdi herkes bir şey söyleyebilir ama Bekir Bozdağ'ın söylediği oturduğu makam açısından daha bir farklıdır. İdam dedi onu konuşacağız. Ama şu Sedat Peker konusunu bir tamamlayalım istiyorum. Şimdi olur. İadesini istedik değil mi biz Sedat Peker'in? İktidar neden Bayeden Peker'i alamıyor sizce? Ya o kadar para alıyor bir de üzerine Peker'i alamıyor. Çünkü Peker'in de elinde bildikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne dediler? 15 Temmuz'un finansörü dediler değil mi? Onlar da herhalde yutmuyorlar. Yani aşiret toplumları bile bizden daha dik duruyor. Benim üzüldüğüm biraz evvel söylemeye çalıştığım noktalardan söylettiniz şimdi. Bu. Yani aşiret toplumu değil mi Birleşik Arap Emirlikleri? Evet. Bunlar bile daha diranetli. Suudi Arabistan tamamen bir aşiret. Ne yaptı? Bizim burnumuzu sürttü. Söylediğimizi, tükürdüğümüzü yalattı bize. Kaşıkçı cinayetinde. Dosyaları aldı gitti. Siz onun elinde ve geldi size gülerek, dalga geçerek de gitti. Siz ona yaylalı okuttunuz. Yemekte şarkılar söylediniz. Ama o sizden terlikleriyle geldi. Ben bundan utanç duyuyorum. Yani bir hukuk devleti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, hem üstelik de kan dökerek bütün dünyaya örnek olan bir cumhuriyeti bu hale getirenlerin herhalde sandıkta gidecekleri kesin, o nedenle son vurgundur diye düşünüyorlar. Yani Peker'i getirtmek aslında istemiyorlar mı diyorsunuz? Anlayamadım. Yani aslında iktidar Peker'i getirtmek istemiyor. Hani bir iade oluşturuldu Interpol ama getirtmek, Türkiye'ye getirtmek istemiyor mu diyorsunuz? İstemez mi diyorsunuz? Yani başka yollardan Peker'i susturmaya çalıştıkları açık, onu biliyoruz. Kendisi de söylüyor zaten Peker'in. Evet, bir suikast timinden söz ediyordu. Peker geldiği zaman birçok ifşaatlarda bulunacak. Yani eğer mahkemeye çıkabilirse muhtemelen. Dolayısıyla onu da göze aldıklarını zannetmiyorum. Çünkü bir zamanlar beraber yol yürüdükleri ve her şeyi gördüğü, yaptırıldığı, yapanı bilen birisi. Bakın Betül Hanım,
Kutlu Adalı cinayetinde kardeşinin tetikçi olmasını istediğini söyledi. Evet. Ve kardeşine silah vererek gidip o yeri teftiş ettiklerini, yerin Kutlu Adalı'nın öldürülmesi planının yapıldığını aktardı. Sonra da biz o işi hallettik diyen bir ifadede bulundu. O kardeşi de, ifadede bulunan kişi de bugün rahatlıkla geziyor ortalıklarda. Yani dolayısıyla eğer siz biat eder susarsanız işleriniz devam ediyor gidiyor. O nedenle Sedat Peker'in çok iddialı ve çok kararlı sözleri var. Bütün dünya izledi. Değil mi? Bir videosu 105 milyon kişi tarafından mı izlenmişti? Evet, yanlış dünya hatırlamıyorsam. Dünya basınında da yer buldu. Dediğiniz gibi. Dünya basında yer buldu. Dünya parlamentolarında yer buldu. Asıl evet. Önemli olan o. Siyasetçiler öğrendiler biz. Yani biz bugün Marcos deyince nasıl biliyorsak Türkiye olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bir zaman gelecek ki bugünle ilgili tarih yazıldı. Bütün dünya bilecek ve bu bildiği noktada Sedat Peker'in bu ifşaatları olacak. O nedenle getirmek istiyorlar mı? Bana kalırsa susturmak için can atıyorlardır ama onu da başarabileceklerini zannetmiyorum. Yani çünkü nedir ne değildir farkında değil. Tüm dünya tarafından çok takip edilen ve artık çok kenarda köşede kalmamış da bir isim Sedat Peker. Yani suikast de, BAE'de işlenmesi de farklı bir şey de doğurabilir. Yani... Ama çok açıklıkla söylüyor zaten benim başıma evet. Bir şey gelirse, benim çocuklarımın başına bir şey gelirse bunun müsebbimleri bellidir diyor. Evet. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Aynı şey benim başıma da bir şey gelirse Süleyman Soylu'dur, İçişleri Bakanı'dır, Cumhurbaşkanı'dır diye. Ben de bunu söylüyorum. Yani çünkü bizi koruyacak olan insanlar bunlar. İçişleri evet. Bakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin benim vergilerimle maaş alan polisleri, gerçek polisleri. Hı hı.